Herkese merhaba arkadaşlar, Robotistan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selim, Pico1x IDE'nin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün Pico1x IDE ile Pico1x üzerindeki sensörlerin, bütün sensörleri kontrol ettiğimiz iki proje yapacağız. Bu projelerimizden ilki Pico1x'in üzerindeki girdi sensörlerini kontrol ettiğimiz proje olacak. İkincisi ise çıktı sensörlerini kontrol ettiğimiz proje olacak. Dilerseniz projelerimizi kodlamaya başlayalım. Şimdi Pico1x.com'dan ilk videomuzda Pico1x editörlerine nasıl ulaşacağımızı öğrenmiştik. Ben PicoBlockly, yani dikey blokları kullandığımız editörü açtım. Şu anda editör ekranını görüyorsunuz ve Pico1x ile olan bağlantıyı ilk videomuzda nasıl sağlayacağımızı anlatmıştık. Yine burada Pico1x ve Pico1x IDE bağlantısı sağlanmış durumda ama küçük bir üzerinden geçmekte fayda var. Burada gördüğünüz gibi bağlantımız sağlanmış olduğunu buradaki ikondan anlıyorum. Normalde bu ikon birbirinden ayrı oluyordu, yani buradaki fiş ikonları. Onun haricinde eğer Pico1x'in kütüphaneleri yüklü değilse, biz yine ilk videoda yüklediğimiz için bu adımları tekrardan yapmayacağız. Çünkü bir kere yapmamız yeterli. Buradan eğer bağlantımız sağlanmadıysa zaten ilk başta firmware'imizi yüklüyorduk. Eğer firmware'imizi yükledik ve bağlantımız sağlandıysa kütüphane Pico'nun içerisinde, yani Pico1x'in üzerindeki Raspberry Pi Pico'da eğer Pico1x.py kütüphanesi yüklediyse upload library kısmından kütüphanelerimizi, gerekli olan kütüphanemizi yüklüyorduk. Otomatik olarak zaten Pico'nun içerisinde yüklenmiş oluyordu. Daha sonrasında zaten bütün işlemleri yaptık, kodlamaya başlıyorduk. Şimdi bütün işlemlerimiz yapılı olduğu için kodlamamıza başlayalım. İlk yapacağımız hareket buradaki Pico1x bu şapkalı bloğu almamız lazımdı. Çünkü bu bizim başlangıç bloğumuzdu. Eğer bunu kullanmazsak run tuşuna bastığımızda kodlarımız Pico'nun içerisinde yüklenmeyecekti. Pico1x bloğunu aldım ve projeme başladım. Şimdi yapmak istediğimiz şey, ilk videomuzda da biz bunları anlatmıştık. Pico1x üzerindeki modüller, girdi ve çıktı modüllerimiz vardı. Zaten bu sensörleri biz farklı mikro denetleyici kartlarında da kullanıyorduk ama nasıl kullanıldığını da biliyorduk. Ama ilk videoda anlatmıştık. Şimdi yine bir üzerinden geçelim isterseniz. Burada bir OLED ekranımız vardı. 128x64. OLED ekran görüntü çıktısı aldığımız bir sensördü. Pico1x üzerinde görüntü çıktısı almamızı sağlıyor. Hemen altında bir RGB LED'imiz var. RGB LED de bize renk çıktısı veren, yani yeşil, kırmızı ve mavi renklerini belirli oranda karıştırarak bize bir renk çıktısı veren bir sensördü. Hemen altında buton ve LED, kırmızı LED modülümüzü görüyoruz. Buton devreye girdi yaptığımız bir sensördü. Dijital bir girdi sensörüydü. Yani eğer bastıysam 1, basıldıysa 0 olarak algılıyordu. Hemen onun sol tarafında bir kırmızı LED modülünü görüyoruz. Bu da bir çıktı sensörü. Yalnızca kırmızı renk çıktısı veren bir sensör. Hemen altında DRT sensörünü görüyoruz. Bu sensör sayesinde ortamın ısı ve nem miktarını alıyoruz. Bu projemizde de zaten ortamın ısı ve nem miktarını OLED ekranda yazdıracağız. Bu kullanacağımız ilk girdi sensörümüz olacak. Hemen altında Rolle'yi görüyoruz. Rolle anahtarlama görevi görüyordu. Yani devreye giden akımın kontrol ettiğimiz bir sensördü. Yine bunu da aç kapa yaparak kontrol ettiğimiz ikinci videomuzda bunu da görmüş olacağız. Hemen sağ tarafta en üstte motor sürücüyü görüyoruz. Motor sürücü çıktı aldığımız bir sensör. 2 servo motoru ve 2 DC motoru kontrol edebiliyoruz. Hemen altında infrared sensörünü ve bluetooth modülünü görüyoruz. Burada infrared sensörünü ikinci projemizde kullanacağız ve infrared, yani kumandayla kızılötesi ışık kullanarak Pico1x modüllerine haberleşme sağlayacağız. Hemen altında buzzer görüyoruz. Buzzer ses çıktısı aldığımız bir sensördü. Hemen altında LDR sensörünü görüyoruz. LDR sensörünü de yine bu projede kullanacağız. Yani ilk projemizde ortamın ışık miktarını algılayan ve buna bir değer olarak bize gönderen bir sensördü. Hemen altında da potansiyometreyi görüyoruz. Potansiyometre fiziksel bir şekilde direnç, devreye giren direnci ayarlayabildiğimiz bir sensördü. Evet, dilerseniz kodumuzu oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Buradan ilk olarak yaptırmak istediğimiz işlem Pico1x bloğunu sürüklemekti. Eğer bu bloğu sürüklemezsek, yani bu şapkalı Pico1x bloğunu sürüklemezsek, run tuşuna bastığımızda Raspberry Pi Pico'nun içerisinde kodu gönderememiş oluyorduk. O yüzden ilk olarak Pico1x bloğunu proje sayfamıza sürükledik.
Daha sonra yaptırmak istediğimiz şey ilk olarak DYT'den aldığımız ısı ve nem değerini sürekli olarak ekranda yazdırmak istediğimiz için ve bunu sürekli olarak tekrar ettirmek istediğimiz için loop sekmesinden forever blue'unu alıyorum. Ekranda bir şey yazdırmak istediğimizde display sekmesinden bright to screen blue'unu alıyorum. Bu blokta ilk olarak ne yazdırmak istiyorsam onu bir girmek istiyorum. Yani ben ilk hangi değeri yazdırmak istiyorum? Temperature değerini büyük harflerle girelim. Bunun konumunu belirlememiz gerekiyor. İlk olarak ben 0'a 0 konumu yeterli diye düşünüyorum. Daha sonra eğer OLED ekran üzerinde bir ayarlama yapmak istersek tekrardan ayarlamasını yaparız. Daha sonra bu bloğu tekrar duplicate ediyorum ve altına sürüklüyorum. Bu altına sürüklediğim blokta yazdırmak istediğim değeri kullanacağım. Yani ben ilk olarak ısı miktarını yazdırmak istiyorum ve bunu alıp buraya sürüklüyorum. Bunu biraz daha sağ tarafına, yani yukarıda yazdırdığım değerin sağ tarafına yazdırmak istediğim için biraz oynayacağım. Bir deneme yapmak istiyorum. Yani tam olarak nereye yazdırdığımı görmek istiyorum. O yüzden buradan Show Screen Buffer bloğunu aldım ve OLED ekranında nereye yazdığını kontrol edeceğim. Şimdi Run tuşuna bastığımda değerim OLED ekran üzerine geliyor. Ben hizalamasını yeterli buluyorum. Şu anda ekranda da görüyoruz. Ama bakın, eğer dikkat ettiyseniz üzerine yazıyor. Yani bu sürekli olarak tekrar ettikçe girilen değer, yani ortamın ekranda yazan değer karışıyor. Bunun için her seferinde ekranı clear etmesini isteyeceğim. İlk başa bir clear blue alıyorum. Yani her tekrar ettiğinde ekranı bir temizle, ondan sonra tekrardan yazdır bloğunu. Bu şekilde ekranda yazan ifadelerin karışmamasını sağlıyorum. Tekrardan bir run diyerek kontrol edebiliriz. Evet, şu an ekranda ortamın ısı miktarı yazıyor ve temiz bir şekilde yazıyor, karışmamış bir şekilde yazıyor. Ben hizalamayı da yeterli buluyorum. Bundan sonraki bütün değerleri, yani bütün girdi sensörlerinden aldığım değerleri bir Y açısını, Y konumunu 10 azaltarak, 10 pardon, 10 artırarak aşağı doğru, aşağı satıra doğru alarak devam edeceğim. Dilerseniz devam edelim. Şimdi stop diyorum. Tekrardan sürekli olarak çalışmasına gerek yok. Şimdi diğer ifadeleri, yazdırmak istediğim ifadeleri oluşturacağım. Isıdan sonra bu show'u bu arada en alta sürükleyeceğim. Şu anda şu ekranımın sağ tarafında durmasında bir sakınca yok. Aynı şekilde bu ifadeleri duplicate ederek devam ediyorum. Bir alt satıra inmesi için Y konumunu 10 artırıyorum. Ve buraya humidity yazıyorum. Daha sonra yine kopyalıyorum. Ve X konumunu 40 yapıyorum ki sağ tarafına yazdırsın. Bu sefer 1X bloklarından humidity'yi alıyorum. Şimdi DYT sensörümüzden aldığımız verileri yazdırdık. Bunun haricinde bundan önce bir de butonu yazdıralım. Butonu unutmayalım, yani buradaki sıralamayla gidelim. Onun öncesinde bir butonu yazdıralım. Ben burayı kopyalayacağım ve 0'a 0'a butonu yazdıracağım. 0'a 10'a temperature yazdıracağım. O yüzden burayı buton yapıyorum. Ve butondan aldığım değeri OLED ekranda yazsın istiyorum sürekli olarak. Burayı da 40 yapacağım. Aynı şekilde bunu da 10'ar 10'ar artıracağım ki bir alt satıra kaysın diye. Humidity'yi de 20 yapacağım. Bu şekilde sırasıyla gitmiş olacağız. Şimdi bu şekilde ben sürekli olarak, eğer butona bastıysam OLED ekranda 1 yazacak. Eğer butona basıldıysa 0 yazacak. Yani butondan aldığım değeri de, dijital bir girdi sensöründen aldığım değeri de OLED ekran üzerinde yazdırmış olacağım. Butonu yazdırdık, ısı ve nemimizi yazdırdık. Şimdi ekranda butondan aldığımız değeri yazdırdık. Yani eğer butona bastıysam 1 olarak algılayacak. Eğer butona basıldıysa 0 olarak algılayacak. Daha sonrasında hemen altında temperature değerini yazdırdık. Yani DYT sensöründen aldığımız ısı değerini yazdırdık. Hemen altına bir alt satırına da humidity yazdırdık. Yine onu da DYT sensöründen alıyoruz. Buradan aldığımız sensörler tamam. Yani buradan sol taraftan almak istediğimiz değerleri aldık ve OLED ekran üzerinde yazdırdık. Şimdi sağ tarafta hangi değerleri yazdırmak istiyorum ona bakacağım. Sağ tarafta LDR sensörünü ve bu potansiyometreyi görüyorum. Bu iki sensörden aldığımız değeri sürekli olarak ekranda yazdırmak istiyorum. Onun için de şimdi bir alt satıra, yani Y'sini 30 yaparak açıklamayı da LDR yapıyorum. Şimdi LDR sensöründen aldığım değeri OLED ekran üzerinde yazdıracağım. Burada diğer işlemlerden farklı olarak bir işlem yapacağız. Onu da birazdan görmüş oluruz. Şimdi
Read Light sensörü aldım ve buraya sürükledim. Yine konumunu 30 yapıyorum ki yanına yazdırsın. Zaten X'i 40'tı. Yani değeri PicoBrix'ten aldığım değerleri yazdırdığım zaman X konumunu 40 yapıyorum ki bir sağ tarafa geçsin. Yani 40 X konumunu 40 olarak artırsın. Yani sağ tarafa doğru kaydırsın yazıyı. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman, isterseniz çalıştırıp görelim. LDR sensöründen aldığımız değerin 0 ile 1023 aralığında bir değer olduğunu göreceğiz. Yani bu değer aslında büyük bir değer. Bu değeri kısıtlayarak ekranda yazdırmayı istiyorum. Ama ilk olarak nasıl yazdığını bir görelim. Run dediğim zaman, bu zamana kadar zaten yapmış olduğum her şeyi de görmüş olacağım. Bakın burada LDR değerimin çok büyük olduğunu görüyorum. 0 ile 1023 değil, 0 ile 65.535 arasında değer yazdırıyor. Yani LDR zaten analog bir sensördü ve analog olarak aldığı değeri ekranda yazdırıyor. Ama ben bu değeri 0 ile 100 arasında kısıtlamak istiyorum. Yani bu kadar fazla bir değer görmek istemiyorum. O yüzden matematik bloklarından buradan rescale'yi seçiyorum. Yani bu bizim buraya sürüklediğimiz, yani LDR sensörünün olduğu bloğu sürüklediğim yerdeki değeri kısıtlamış olacak. 0 ile 100 arasında kısıtla diyorum, ama 0 ile 65.535 arasındaki bu değeri 0 ile 100 arasında kısıtla diyorum ve aynı yere sürüklüyorum. Run dediğim zaman değişikliği göreceğiz. Evet, şu anda LDR değeri 0 ile 100 arasında kendini sınırladı. Şimdi devam edeceğim. Bundan sonra potansiyometreyi ekranda yazdırmak istiyorum. O yüzden açıklamamı pot olarak değiştiriyorum ve Y konumunu 40 yapıyorum. Burada açıklamayı pot yaptım. Şimdi aynı işlemi potansiyometreye de yapmak istiyorum. Çünkü potansiyometrede 0 ile 65.535 arasında bize değer döndürüyor normalde. Ama bizim bunu kısıtlamamız için matematik bloklarından rescale bloğunu kullanmamız gerekiyor. O yüzden yine ben bu bloğu aldım ve kopyaladım. Sadece içerisindeki değeri değiştireceğim. LDR sensörünü aldım ve fırlattım. Buradan Brix'ten geldim. Potansiyometreyi aldım. Read potansiyometreyi ve buraya sürükledim. Buradan Y konumunu da 40 yapıyorum. Şimdi aslında kodumuz oluştu. Şimdi kodumuzun nasıl çalıştığını PicoBrix üzerinde görelim. Şimdi Run tuşuna bastık ve projemizi çalıştırdık. Hemen PicoBrix üzerindeki OLED ekrandan değerlerimizi görelim. Şimdi ilk olarak buton değerini görüyoruz. Şu an butona basılı olmadığı için butondan aldığımız değeri 0 olarak yazdırıyor, ama butona bastığımda 1 olarak değiştiğini görüyoruz. Ortamın ısı miktarı 23.5, nem miktarı da 42.0'mış. Bunun da ekranda yazdığını görüyorum. Daha sonra bakın LDR değerini görüyoruz. LDR'nin ilk başta çalıştırdığımızda, yani kodumuzda deneme yaparkenki değeri çok büyüktü. Şimdi 0 ile 100 arasında kısıtlama yaparak OLED ekranda yazdığını görüyoruz. OLED ekrandaki değere göre ortamın ışık miktarı 21'miş. Potansiyometreden aldığımız değeri de 36 olarak gösteriyor. Bakın potansiyometreyi oynattığım zaman, bakın en sola getiriyorum 0, en sağa getiriyorum 100. Ara değerleri de bu şekilde görmüş oluyorum. Yani potansiyometreyi ne kadar değiştirirsem 0 ile 100 arasında değişikliğini görüyorum. Bu değerleri ilerleyen projelerde kullanacağız. Yani bunları koşul ifadelerinin içerisinde, döngü ifadelerinin içerisinde kullanarak diğer sensörlerden farklı farklı çıktılar alacağız. İlerleyen projelerde buradan yaptığımız işlemleri kullanarak projelerimizi çeşitlendireceğiz. Bu projemiz bu kadardı. Şimdi dilerseniz ikinci projeyle çıktı sensörlerinden aldığımız değerleri görelim. Şimdi dilerseniz yeni bir proje sayfası oluşturarak ikinci projemize başlayalım. Hemen buradan file'a geliyorum ve new'e basıyorum. Bundan önce bize kaydedip kaydetmemek istediğimizi soruyor. Ben cancel diyorum ve kaydedelim ilk önce projemizi bilgisayarımıza. Save project diyorum. Yaptığımız projeyi kaydedelim. Ben bunu proje 1 olarak, proje 01 olarak kaydediyorum. Projemi kaydetti. Şimdi new diyorum ve yeni bir proje açıyorum. Evet, yeni proje sayfamı açtım. Şimdi dilerseniz ikinci projemizde devam edelim. Bu projemizde PicoBrix setlerinin içerisinden çıkan, yani infrared sensörünü kullanmamızı sağlayan kumandamızı kullanacağız. Burada gördüğünüz kumandayla, yani kumandanın tuşlarına bir görev atayarak PicoBrix ID'deki blokları kullanarak görevler atacağız. Ve PicoBrix üzerindeki çıktı sensörlerimizi kullanacağız. Çıktı sensörlerimiz nelerdi? Devreden bir görüntü çıktısı aldığımız sensör. Burada bir OLED ekranımız vardı.
Buradan bir tuşuna bastığımda OLED ekranda Hello Maker yazısını görmek istiyorum. 2'ye bastığımda RGB LED'den buradan herhangi bir rengi yaktıracağız. 3'e bastığımda kırmızı LED'den kırmızı LED'in yanmasını isteyeceğim. 4'e bastığımda Rolen'in açılmasını isteyeceğim. 5'e bastığımda buradaki motor sürücü üzerinde bir servo motor bağlayarak motor sürücünün servo motoru çalıştırmasını isteyeceğim. Servo motorumuz ilk seviyede 0 olacaktı, yani 0 açısında olacaktı. Tuşa bastığımda, yani 5'e bastığımda servo motor 90 derecelik bir açı yapacaktı. Zaten infrared'i kullanıyoruz. 6'ya bastığımda buzzer'ın çalışmasını isteyeceğim. Eğer ok tuşuna basarsam da bu çalıştırdığım bütün şeylerin sıfırlanmasını isteyeceğim. Bu kod bloklarını oluşturmak için isterseniz başlayalım projemize. PicoBrix bloğumu alıyorum. Bu işlemlerin sürekli olarak tekrar etmesini istediğim için yine bir forever döngüsü içerisine alacağım bütün işlemlerimi. Benim bir koşul yapısı oluşturmam lazım. Bu koşul yapısı nasıl bir koşul yapısı olacak? Yani eğer infrared'e bir butona bastığımda, yani bu buton 1 ise OLED ekranı çalıştırır ya da 2 ise RGB LED'i çalıştırır gibi bir koşul ifadesi oluşturmak istiyorum. Bu koşul ifadesini oluşturmak için infrared butonunu kullanacağım ama eğer infrared butonunu kullanmak istiyorsam projelerimde, bakın burada Brix bloklarının içerisinde on infrared resizing bloğunu görüyorum. Bu bloğun içerisinde infraredle yapacağım projeleri bu bloğun içerisinde yapmam gerekiyor. Bu bloğun içi sürüklüyorum. Bakın bu bloğun yapısı zaten forever yapısına benzeyen bir blok. Daha sonra logic bloklarından koşul yapısında kullanacağım if else yapısını alıyorum. Bu if else yapısı artıya bastığımda else if olarak açılıyor. Bunu birazdan kullanacağız zaten. Şimdi ilk koşulum, eğer infrared'de 1'e bastıysam, 1 butonuna bastıysam yapısını oluşturacağım. Bunun için Brix bloklarına geldim ve Brix bloklarından infrared buton bloğunu aldım. Buradan istediğimiz tuşu seçebiliyoruz. Kumandanın üzerindeki bütün tuşlar burada gözüküyor. Buradan eğer 1'e bastıysam alıyorum. 1'e bastıysam ne yapacaktı? OLED ekranda Hello Maker yazdıracaktı. Buradan display'den geliyorum ve OLED ekranda Hello Maker yazdırıyorum. Konumunu belirleyebiliriz tabii ki. Ben Y'sini 30 istiyorum. X'ini de aynı şekilde 30 yapalım. Eğer uymazsa değişiklik yaparız. Yine kodu çalıştırıp derlediğimiz zaman, denediğimiz zaman X ve Y konumlarında değişiklik yaparız. Buradan Show Screen bloğunu alıyorum. Yazdırmak istediğim ifadeyi OLED ekranda görmek istiyorsam Show Screen Buffer bloğunu sürekli olarak kullanmam gerekiyordu. Devam edelim isterseniz. Infrared buton 2'ye basıldıysa yapısını oluşturmak istiyorum. Buradan yine aynı bloğu da alabilirim. İstersen buradan duplicate edebilirim. Bu daha kolay geldiği için ben duplicate ederek devam ediyorum. 2'yi seçtim. Burada ne yapacaktım? OLED ekranı kullandık. Şimdi RGB LED'den herhangi bir rengi yazdırmak istiyordum. Buradan RGB LED sekmesine geliyorum ve istersen buradan 255, 255, 255 değerlerini, RGB değerlerini girerek istediğim RGB LED'i yazdırabilirim. Yani eğer spesifik olarak istediğim bir renk varsa bunu kullanabilirim ama buradaki bir renk paleti bloğumuz var. Bu bloğa bastığımda bazı renkleri görüyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz renklerin bazıları hazır olarak verilmiş. Ben buradan istediğim tonda bir rengi yakacağım. Mor tonlarında bir renk seçtim ve bu bloğum da hazır. Şimdi isterseniz devam edelim. Yine aynı bloğu duplicate ederek devam ediyorum. Buradan eğer 3'e basıldıysa, yani infrared üzerinde 3'e basıldıysa, bu arada birazcık genişleterek bütün bloğun tamamını görmüş olalım. Bunu ekran boyutunuza göre genişlik, büyüklük oranını yapabilirsiniz. Buradan 3'e bastım. Yani eğer kumandadan 3'e basıldıysa ne yapmamı istiyorum? Role'yi açmamı istiyorum. Aynı şekilde role'deydik. Aynen. Role'yi açsın isteyeceğim. Buradan Relay'i 10 yapıyorum. Şimdi bakın yine artıya basarak else if sayısını artırıyorum ve buradan 4 yapacağım. Şimdi 4 yaptığımda buradan motor sürücüde bir servo motor bağlayacağım ve servo motorun hareket etmesini isteyeceğim. Buradan servo motorumu, bu dediğim gibi servo motor da setimizin içerisinde çıkan servo motorlardan. Buradan motor 21 ya da 22'yi seçebilirsiniz. Ben buradan bana daha yakın olanı seçiyorum. Bana daha yakın olanın motor sürücü kodu 21, yani birinci servo motoru seçtim. Artısı eksisine dikkat ederek, zaten üzerinde de, PicoBrix'in üzerinde de eksisinin ne taraf olduğu yazıyor. Servo motorun eksi kutupu her zaman, yani burada gördüğünüz kablolardaki eksi her zaman kahverengi olandır.
Yani eksiği eksiye denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Buradaki diğer önemli nokta da servo motorun, bakın burada bir klips görüyorsunuz. Bu klips, yani dediğimiz gibi burada servo motor, PicoBrix'in üzerindeki motor sürecek. İstersek 2 DC motor, istersek 2 servo motor, istersek 1 servo, 1 DC motor olarak farklı kombinasyonlarda çalıştırma yapabiliyorduk. Eğer ben bu kutupta, yani 21. motor sürücüde bir servo motor sürmek istiyorsam, buradaki klipsi, bakın yine burada aynı şekilde yazıyor, servo motorun üzerini kapatacak şekilde koyuyorum, yerleştiriyorum. Bakın burada DC motorun bacağı açık kaldı. Yani DC motor çalışmayacak. Burada servo motor çalışacak anlamına geliyor. Servo motoru çalıştırıyorum. Dediğim gibi servo motor bağlantılarımı da yaptım. Artısını eksisini kontrol etmenizde fayda var. Ben yine bakıyorum. Bunu şu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz. Dış tarafa bakacak kutup her zaman eksi. Yani PicoBrix ile çalışıyorsanız dışa bakacak kutup eksi demektir. Yani ben de servo motorumun kahverengi bacağını bu dışa bakan kutuba denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve devam edelim. Buradaki önemli bir nokta, burada servo motoru hareket ettireceğim ama isterseniz onu yapalım. Şimdi servo motor motor bloklarından, yani motor sekmesinden set, servo ve DC motor iki bloğu görüyoruz. Ben buradan servo motoru aldım ve buraya sürükledim. Buradan M1 ve M2 var. M1'i kullanacağım çünkü ben servo motorumu M1'e taktım. Yani motor, servo motorun birinci olanına taktım. Hemen üst taraftaki bana uzak olan da M2'ydi. Eğer oraya takmış olsaydım M2'yi seçecektim. Ben M1'i seçtim ve devam ediyorum. Bunu 90 olarak değiştireceğim açımı. Ama açımın ilk değeri, yani ben bu çalıştırdığımda sıfırlamasını istediğim için, yani servo motoru sıfırlamayı istediğim için aynı bloğu duplicate diyorum ve kodumun en başına gelip buradan servo motorun açısını 0 olarak değiştiriyorum. Devam edelim. Şimdi servo motorumuzu, yani motor sürücümüzü kullandık. Dilerseniz buzzer'ı çalıştırırım. 5. tuşumuza da buzzer'ı atayalım. Tuşumu 5 yapıyorum ve burayı buzzer yapacağım. Buzzer'ı 300 frekansında çalıştırıyorum. Bu frekansı biraz arttırabiliriz. Ben 800 yapacağım. Şimdi eğer bu butonlardan birine basılmadıysa, yani herhangi bir butona basıldıysa, bu butonlarımın, yani burada yaptırdığım bütün işlemlerin sıfırlamasını istiyorum. Hangi işlemleri yaptırmıştım bir tekrar edelim. OLED ekranı kullanmıştık. RGB LED'i kullanmıştık. Kırmızı LED'imizi yakmıştık. Pardon, kırmızı LED'imizi yakmamışız. İsterseniz onu hemen buradan LCF'i artırarak kırmızı LED'imizi de oluştururum. Yani bu arada bu işlemleri yapmakta fayda var. Tekrardan ben bir alt satırı alarak kaydırıyorum. Buradan da değiştireceğim. Bunu 6 yapacağım. Bunu 5 yapacağım. Bu şekilde bir artırarak devam ediyorum. 3'e bastığımda kırmızı LED'in yanmasını istediğim için buradan 3'ü seçiyorum. Brix bloklarından da LED 10'u alıyorum. Sürekli yazdığımız kodu kontrol etmekte fayda var. Gözümüzden bir şey kaçabilir ama tekrardan bu şekilde kolay bir şekilde revize edebiliriz kodumuzu. Şimdi ben 1'e bastığımda ekranda Hello Maker yazdırdım. 2'ye bastığımda RGB LED'den mor rengini aldım. 3'e bastığımda LED'imi açtım. 4'e bastığımda role'mi açtım. 5'e bastığımda motor sürücümü kullandım. Yani motor sürücünün birinci motor sürücümden servo motoru 90 derecelik bir açıya getirdim. 6'ya bastığımda ise buzzer'dan 800 frekansında bir ses aldım. Şimdi bu bütün yaptığım işlemleri herhangi bir tuşa bastığımda, yani farklı burada girmediğim herhangi bir tuşa bastığımda sıfırlamasını istiyorum. Yani servo motoru zaten ilk başta sıfır yapıyordu ama ben farklı bir tuşa basarsam yine sıfır yap diyeceğim. OLED ekranımı temizle demem gerekiyor. Bunun için yine display'den clear screen diyorum. Şimdi OLED ekranımı temizledim. RGB LED'imi temizlemek istiyorum. Farklı bir tuşa bastığımda clear RGB LED diyorum. RGB LED'i temizledik. LED'in kapalı olmasını istiyorum. Bunu duplicate edip aşağıya sürüklüyorum. Bu arada yine biraz küçültebiliriz bütün her şeyi görmek için. Burayı off konumuna getiriyorum. Şimdi aynı işlemi role için de yapacağım. Zaten servo motoru sıfırlamıştık. Buzzer'ımızı kapatalım. Yine buradan buzzer'ın durmasını sağlayan bloğumuzu sürükledik. Susmasını sağlayan bloğumuzu sürükledik. Ve kodumuz oluştu gibi ama ilk önce bir deneyelim. Belki OLED ekranda X-Y konumlarını değiştirmek isteriz gibi gibi işlemler yaparız. Bir denemek için çalıştıralım. Şimdi kodumuzu çalıştırdım. Burada çalıştırdığımda servo motorumun sıfır konumuna geldiğini gördüm. Tekrardan
Şimdi 1'e basacağım. 1'e bastım. Ekranda Hello Maker yazıyor ama biraz sağ kayık yazıyor. Ben bunu 30 konumunu, X'teki 30'u 20 yapacağım ve tekrardan çalıştıracağım. Tekrardan çalıştırdım. Şimdi yine 1 diyerek başlayalım. 1'e bastım ve ekranda Hello Maker yazıyor. Tam ekranı ortalamış gibi gözüküyorum. 2'ye basalım. 2'ye bastığımda yazdırmak istediğim mor rengini bakın burada RGB LED'de yandığını görüyorum. 3'e basıyorum. 3'e bastığımda kırmızı LED'imin yandığını görüyorum. 4'e bastığımda rolemin çalıştığını görüyorum. Şimdi 5'e basacağım. Bakın 5'e bastığımda servo motorum konumunu değiştirdi. İsterseniz bunu tekrardan görmek için bir sıfırlayalım. Yani sıfırlamak için de herhangi bir tuşa bastığımda sıfırlayacağımı bildiğim için. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 butonundan farklı olarak ok butonuna basıyorum. Ve bütün değerlerimi sıfırladım. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 dedik ve sırasıyla bütün işlemlerimizi yaptırdı. 4 diyelim, rolemizi çalıştıralım. Şimdi 5'e bastığımda servo motorun hareket ettiğini göreceğiz. 5'e bastım ve servo motorumu 90 derecelik bir açıya getirdi. Yani 90 derece oynattı. Buradan 6'ya bastığımda buzzer çalışıyor. Zaten son işlemimiz de buydu. Şimdi eğer farklı bir tuşa basarsak, biraz önce oka basmıştık ama şimdi atıyorum 8'e basalım. Bütün işlemleri sıfırladı. Bu projemiz de bu kadardı arkadaşlar. İlk projemizde PicoBrix üzerindeki girdi sensörlerimizi kullandık. Yani bu sensörler nelerdi? DET sensörümüzdü, butonumuzdu. Yani devreye dijital girdi yaptığımız butondu. Daha sonra LDR'mizi kullanmıştık ve potansiyometremizi kullanmıştık. Bunları da OLED ekran üzerinde yazdırmıştık buradan aldığımız değerleri. Burada ikinci projemizde ise yine OLED ekranı kullandık. Ve çıktı sensörlerimizi kullandık. Çıktı sensörlerimiz nelerdi? İşte ilk olarak bize renk çıktısı veren RGB LED'i kullandık. Ondan önce zaten OLED'i kullanmıştık. Daha sonra kırmızı renk çıktısı veren kırmızı LED'imizi kullandık. Onun haricinde rolemizi kullandık, motor sürücümüzü kullandık. Zaten bütün projemiz boyunca kontrolümüzü infrared verici kumandayla ve alıcısıyla çalıştık. Bu da PicoBrix modüllerinde en sağdan üstten ikinci olan modülümüzdü. Hemen altında buzzer'ı kullandık. Yani buradan eğer 6'ya bastıysak buzzer'dan bir ses çıktısı aldık. Bu şekilde bütün sensörleri, PicoBrix üzerindeki bütün sensörleri PicoBrix IDE ile kullanmış olduk. Bu iki projede yapmadığımız bir işlem vardı. Bu işlemlerden bir tanesi de Python çıktısını hiçbir zaman anlık olarak bakmadık ama buradan isterseniz Python çıktısına da bakabiliriz projelerimizin. Bu ikinci projemizde buradan Python çıktısını kontrol edebiliyorum ama ilerleyen projelerde Python'ı daha da böyle detaylı olarak kullanacağız ve aslında projelerimizi çeşitlendirdikçe bu alanlara biraz daha bakacağız. Belki Python üzerinde de değerlendirme yapacağız. Python üzerinde de geliştirmeler yapacağız. Python'ın da nasıl çalıştığını, sintaksının nasıl çalıştığını kontrol edeceğiz ama burada yazdığın kodun acaba Python çıktısı nasıl diye merak ediyorsak hemen sağ tarafta PyBlue'una basarak Python çıktısını da görebiliyorum. Bakın bu yazdırdığımız, oluşturduğumuz bu bütün blokların Python çıktısı sağ tarafta bu şekilde oluşmuş olarak gözüküyor. Bunu herhangi bir bilgisayarınıza yüklediğiniz offline Python editörüne kopyalayıp yapıştırıp çalıştırdığınızda zaten aynı şekilde çalışacaktır. PicoBrix'in üzerinde picobrix.py dosyası yüklü olduğu sürece. Bu haftalık videomuz bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmından sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Projelerimizin kaynak kodlarını da yine bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğiz. Aynı şekilde GitHub sayfamızdan da picobrix.com'daki GitHub sayfasından da yine çeşitli içeriklere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.